Bir abimiz vardı, torununa çok düşkündü. Gerçekten camiye gelirken torununu kucaklıyor, öyle camiye geliyor. Camiden çıktığı zaman evine gittiğinde torununu kucaklıyor, öyle oturuyordu. Torunu onun için dünyada her şeyden daha değerliydi. Fakat kanser hastası oldu, kendisini ziyarete gittiğimde ağrılar ve sancılar içerisinde kıvrandığını görmüştüm. O esnada çok sevdiğini bildiğim torunu geldi. Dedeciğim, dedeciğim dediğinde, hani bağrına basan, camiye giderken kucağına alan, camiden geldiğinde evvela torununu kucağına alan o elinin tersiyle aynen şöyle yapmıştı. Git, git demişti. Sağlık varsa torununun tadı olur. Sağlığın varsa yemeğin tadı olur. Sağlık, sıhhat yoksa ne döşeğin tadı var, ne hayatın tadı var, ne bindiğin arabanın lüksü var, ne oturduğun evin bir anlamı var. Hiçbirisinin anlamı yok. Hayata anlam katan elbette kıymetli dostlar sağlık ve sıhhattir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kıyamet gününde insanoğlu nimetler içerisinde önce neyin hesabını verecek? Allah Celle Celaluhu kuluna şöyle soru soracak: biz senin bedenine sağlık, sıhhat vermedik mi? Ne yaptın bu verdiğim sağlığı, sıhhati nerede kullandın? Bu sağlığı, sıhhati veren Allah'ı takdir ettin mi? Ona şükrettin mi? Verdiği nimetlerin kadru kıymetini bildin mi?